Evet dostlar, selamlar. Hayatımı değiştirmeye karar verdim. Şehri terk edeceğim. Daha sakin bir yaşama geçeceğim. Zaten bunlarla alakalı bir kafa yormuşken, bu cenderenin içinden geçmişken, kendime göre bir göç planı oluşturmuşken, bir de acaba nasıl bir yaşam sürmeliyim, hangi ev tarzında oturmalıyım, nereye yakın olmalı, nereye uzak olmalı, nasıl bir yaşantı beni bekliyor? Bir de bu sorularla karşı karşıya geliyorsunuz. Ev seçimimiz nasıl oldu? Gideceğimiz ile karar verdik. Acaba hangi ilçede oturmalıyım? Buna nasıl karar vermeliyim? Anlatıyorum dostlar. Bir giriş yapacağım. Bu videodan faydalanmak için, doğru anlayabilmek için bu girişi dinlemelisiniz. Küçük bir uyarı. Lütfen bu anlatacaklarımı kendi hikayenize ve beklentilerinize göre dinleyin. Olur mu? Şehir hayatı, koşuşturmacası, koştuğumu sandığım ama yerimde saydığım, amaçsız, anlamsız ve doğallıktan tamamen uzak hayatımızın böyle gitmemesi gerektiğine inandım. Ama bunu nasıl yapacağım? Ne şekilde yapacağım? Nereye gideceğim? Ne oluyor? Çözüm nedir? Bilmiyordum. Çözüm aradığım zamanlarda, bana açılan kapıyı araladığımda karşıma kendime en yakın hissettiğim, tatile de gidip geldiğim yer Muğla çıktı. Benimle bu videoda tanıştığın için çok mutlu oldum. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu süreçteki yaşadığım tüm detayları eğer merak ediyorsan önceki videolarımdan faydalanabilirsin. Karar aşamasına geçtiğimde şöyle bir tarama yaptım. Bu süreçte bana en yakın, benim en dost bilgim, kendi hayatım, hikayem ve beklentilerimdi. En doğru kararı onlar vereceklerdi. Seçtiğim yerle alakalı, oraya gidince acaba hangi işi yapayım, hangi işe atılayım gibi bir bomba almadım elime. Kendi yaptığım iş ve mesleğim üzerinden bir göç planı hazırladım. Arkadaşlarım ve çevremden tepki almama rağmen çoğu kez Muğla'ya belki boş yere gidip geldim. İstanbul, Muğla. İstanbul, Muğla. Ama her geldiğimde araştırma haneme bir artı koymuştum. Kendi işimle alakalı iş zeminini oluşturup dükkanımı açacağım yere karar vermiştim. Ya şu an öyle düşünmüyorum ama ilk geldiğim zamanlarda kesinlikle benim de bir dükkanım olmalı burada. Dükkanımı taşımalıyım buraya diye keskin bir düşüncem vardı. Şu an katılmıyorum. Evet, sebep 1. Muğla'nın 13 tane ilçesinden benim için en uygun bölgenin Ortaca, Dalaman, Köyceğiz olduğuna karar verdim. Zaten daha önce de daha yakınlık duyduğum ve daha çok vakit geçirdiğim bir bölgeydi. İş anlamında daha çok avantajın olabilir, neden Fethiye değil dediğinizi duyar gibiyim. Orada da İstanbul'dan fark olmayacağını düşündüm. Köyceğiz daha yavaş yaşayan şehir, biraz ticaretten uzak bir durumu var. Dalaman'da da o zamanki şartlara göre, şu an öyle düşünmüyorum, havaalanının sanki beni ses olarak çok rahatsız edeceği düşüncem vardı. Sebep 2. Denizlere, koylara, havalimanına yakın olmalıydı. Dolayısıyla merkez ilçelerinin hepsini eledim. Yani Sakar geçidinden İzmir'e doğru olan bütün yerleri eledim. Yatağandır, Menteşe'dir, Kavaklıdere'dir. Bu yerlerin hepsini eledim. Havalimanı. Yaptığım iş gereği bir ayağım o zamanlar koronadan önceki dönemde hep İstanbul'daydı. Şu an tabii ki öyle bir durum kalmadı. Ama ilk zamanlarda büyük şehirlerden gelen insanların sürekli kafasını tırmalayan, adeta kemiren bir duygu vardır. İstediğim zaman İstanbul'a, Ankara'ya, Almanya'ya, Avrupa'ya, Avusturya'ya gidebilecek miyim acaba? Havalimanı yakın olmalı. Dolayısıyla Ortaca Havalimanı'na da 15 dakikalık uzaklıktaydı. Bazen öyle oldu ki buraya analiz için, araştırma için gelip gittiğim dönemlerde bir defasında hatırlıyorum, saat 19'da akşam uçağım vardı ve arkadaşım benim panik yapmamamı, Sabiha Gökçen psikolojisinde olmamamı söyleyip beni
Ortaca'dan 18.45'te çıkardı. Ben oraya 10 dakikada gittim, yollar bomboş ve 5 dakikada oturdum orada. 7'de uçağa bindim ve 8'de İstanbul'daydım. Tane ilçeye baktığımda aile yapıma uygun, kafa yapıma hitap eden ve hayat görüşü anlamında bana en hitap etmeyen yerler olduğundan dolayı Fethiye, Marmaris, Bodrum, Datça gibi yerleri kesinlikle eledim. Tekrar söylüyorum, bu benim hayat görüşüm ve benim hikayem. Sizinki farklı olabilir. Kavaklıdere ve Yatağan'ın da mermer ocakları ve termik santralinden dolayı istemezken buralara göre bu sebepten dolayı da daha ucuz olduğunu da biliyordum tabii ki. Sebep 4. Küçük çocuklarımız olduğu için o zamanki psikolojiyle, o zamanki şehir mesafeleri ve şehir düşünce şifreleriyle düşündüğümüz için acayip bir okul endeksli arayışımız vardı. Acaba neresi olmalıydı? Ne kadar yakın olmalıydı? Okula yakın bir yer tutmalıydık. Okulun başarı skoru çok iyi olmalıydı diye düşünüyorduk o zaman. Bu tarz düşüncelerde bu araştırmaları yaparken bize göre en uygun okulun ve en iyi haz ve frekans alabildiğimiz, öğretmenleriyle konuştuğumuzda güzel diyaloglara girebildiğimiz okulu Ortaca'da bulduk. Ve tabii bu okul araştırmalarını yaparken birkaç öğretmenden de fikir almıştık. Bu bizim yönlenmemizde %30 ve %40 dolaylarında bir faydası olmuştu. Genel itibariyle de sizlerle görüştüğümde bu kaba başlıklar göç planını oluşturuyor aslında. Ben de size bunlardan bahsederek kendi hikayeme göre bir sunum yapmaya çalıştım. Sebep 5. Artık işimizi kurduğumuz, dükkanımızı açtığımız ve odaklandığımız yer Ortaca'ydı. Evi de Ortaca'dan bakmalıydık. Ama bu ev nasıl olmalıydı? Merkezde yaşamaya alışmış, şehirde ansızın hemen anında her şeye ulaşabilme psikolojisiyle geldiğimiz bu sessiz, sakin ve nüfusu az olan yerde acaba nasıl bir yerde oturmalıydık? Tamamen kendimizi izole edebileceğimiz bir yerde yaşamak ve yaşamaya başlamak belki bizi zorlayabilirdi. Ben o gaflete düştüm ama eşim beni orada uyardı. Dedi ki siyahtan beyaza bir anda geçmek zor olabilir. Biz kıvamlı gri bir şekilde geçiş yapalım ve o şekilde de iyi ki de yapmışız. Biz daha yeni yeni buranın adabı, ahlakı ve şifreleriyle donandık ve bu gömleği giydik ve şu an doğru hareket etmeye çalışarak bir yol izliyoruz ve tam olarak aidiyet duygumuz oluştu aslında. Bulduğumuz ev de aslında kafamızdakinin yansımasıydı. Merkeze araçla 3 dakika, yürümeyle belki 15 dakika, bütün denizlere, koylara bir 15 dakikası var, bir 20 dakikası var, bir 30 dakikası var, bir 60 dakikası var. Yani tam orta merkezdeydi. Köy ve kırsal sakinliğinde aslında şehir merkezine de yakın bir atmosferde olduğu için, sıfırda bir ev olduğu için biz tam olarak artık kararımızı vermiştik. Yerleşeceğimiz yer Ortaca'ydı. Şunu belirtmeliyim ki benim Muğla ile tanışmam Dalaman'la olmasına rağmen iki çocuğum ve eşimle beraber duygusal davranmayıp az önce belirttiğim sebepler dairesinde Ortaca'da karar kıldık. Şu çok bilmiş Murat'tan bir kurtulalım. Dostlar, sizinle tecrübelerimi ve yaşadıklarımı paylaşıyorum. Dizi değil, film değil, senaryo değil. Yaşananlar gerçek bir şekilde ilham olabilir ve insanları doğru yönlendirebilir. Tamamen bunun telaşındayım. Rahat ve keyifli bir şekilde yaşamımı sürüyorum. Şükürler olsun ve sizlere de bunu yansıtmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.